oradan rolda keser. Tamam, ben şöyle keseceğim. Çok emek veriyoruz. Bunu budayıyoruz, sürüyoruz, gübürlüyoruz, ilaçlıyoruz. Hizmeti çok yapıyoruz. Allah'a çok şükür elhamdülillah. Cenab-ı Allah bize de ona göre veriyor. Çok şükür Mevla'ya. Ne kadar şükretsek azdır. Yol üzerinde bağım. Burada satıyorum gelene geçene. Hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür. Üzüm çeşidimiz çok. Mesela bizim burada en meşhur olan üzümümüz şu anda Razak'ı. Bizim mesela kışa doğru sarı üzüm denilen çok güzel, hatta Şubat'a kadar dayanabilecek kalitede üzümümüz var. Bizim avantajımız biraz da dayanıklılığından kaynaklanan, dayanıklılığını meydana getiren avantajımız da şu. Biz sulama yapmıyoruz burada. Sulama yapmadığımız için neredeyse natural bir bağ diyelim. Yani doğanın bize verdiği şartlarla, işte yağmurla vesaireyle oluşan bir üzüm. Bu üzüm hem çok tatlı oluyor o şartlarda, hem de çok dayanıklı oluyor yani. Arkadaş. Bölgenin verimli toprak yapısı ve üzüm yetiştirmeye uygun elverişli iklimi, Küre'nin antik dönemden bu yana önemli bir bağcılık merkezi olmasını sağlamıştır. Günümüzde bu üzüm binlerce yıllık geçmişini koruyarak hala aynı topraklarda üretilmekte ve coğrafi işaretle koruma altına çalışılmaktadır. Küre üzümü binlerce yıllık üretim geçmişi boyunca çeşitli üzüm türleriyle anılsa da özellikle Razak'ı çeşidiyle özdeşleşmiştir. Bu çeşit bölgenin toprak yapısı ve iklimine en uygun üzüm türlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Razak'ı üzümünün kendine has lezzeti, ince kabuğu ve dayanıklı yapısı onu Küre köyünün bağcılık kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Hem taze tüketimde hem de kurutmalık olarak kullanılabilen bir tür olup yıllar boyunca bölgenin ticari değeri yüksek tarım ürünlerinden biri olmuştur. Bu üzüm çeşidinin Küre bağlarıyla olan bağı bölgenin zengin üzüm üretim tarihini ve yerel halkın bağcılıktaki ustalığını yansıtmaktadır. Coğrafi şart çalışmalarıyla korumaya çalışılan Bilecik Küre üzümü Razak çeşidi ile olan bu üzüm soluklu bağlantısını sürdürecektir.